Evet, günaydın doktor da ne zamanı? Zamanı benim için. Selda Ayık'tan zamanı. Evet. Hoş geldin Selda. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Çok mersi. Artık sıkılma ama çok güzelsin. Yapacak hiçbir şeyim yok, söylemeden duramayacağım. Çok teşekkür ederim. Ya ben de burada o kadar büyük keyif alıyorum ki. Sizinle beraber. Zamanı yapıyorum. Evet. İçimiz çekiliyor, böyle mutlu oluyoruz. Mutluluktan derin nefesler alıyoruz. Aynen benim nasılsın? Böyle. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi gördüm, çok daha mutlu oldum. Günümüz koşullarında artık tek düze doktorluk diye bir şey yok. Olmamalı. Olmamalı da. Ben bir cerrahım, sadece ben ameliyatımı yaparım. Hayır, yok arkadaş öyle evet. Bir şey. Yani sen hastanın daha yürüyüşünden giyimine, ne bileyim oturuşuna, duruşuna kadar karışacaksın ki Selda'da enteresan bir şey var. Mesela hastalarıyla alakalı diyet verecek veya bir destekleyici tedavi verecek ilaç dışında onu öğrenmenin antrenörlüğü de var mesela. Evet. Niye? Çünkü ya ona git, sana şunu versin, bu da git, buna versin değil. Hepsini bir arada ben ne derler Türkçesi, antrene edeyim. Yani bunu ben yöneteyim diye bir başarın da var. Çünkü destek tedaviler çok önemli. Evet. İnanın yani mesela günlük herkesin aslında probiyotik kullanması da gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii. Kendim de mesela düzenli olarak probiyotik kullanıyorum. Zaman zaman vitamin destekleri de yapmak gerekiyor. Ama hastalıklar bazında da özel, hastalıkların oluşumunda ve gelişiminde bizim yeterince almadığımız vitaminlerin ya da kendi vücudumuzun yapısı gereği herkesten daha fazla almamız gereken bir takım destek tedaviler var. Onları da çok iyi yapmak lazım. Evet. Çünkü hastalıklar da böyle piyangoyla gelmiyor. Evet. Dolayısıyla bizlerin bu konuda hem beslenmesine hem takviyelerine dikkat etmesi gerekiyor. Ben de hani hepsini birlikte yapmaya çalışıyorum. Çok önemli. Yani benim gittiğim bir uzmanın bu kadar hayata bağlı, hem sosyal yani kahvaltı özel grubu var. Seçiyorsun. Çok tatlı yani. Yaşam dolu. Aynen. O zaman ne oluyorsun? Böyle geliyorsun hasta böyle bir doktor görünce hop zaten duygun kalktı yani havaya, anlatabiliyor muyum? Romatoid artritliyim ama mutluyum. Evet ama olabilir yani, romatoid artrit konuşacağız. Mutsuz evet. Olunacak bir hastalık mı romatoid artrit? Ay olmaz mı ya? Yani tabii ki aslına bakarsanız ağrı çok yarattığı için ve kronik ağrı da insanlarda depresyona neden olduğu için elbette ki mutsuzluk yaratacak bir hastalık. Ama bu hani şöyle anlaşılmasın, tedavi edilemeyen bir şey anlamında değil. Yani hastalığınızı kabullenip onunla nasıl iyi geçineceğinizi öğrenirseniz ve bu konuda size yol gösterecek doğru hekimi de bulmuşsanız hastalığınızla beraber hiçbir sorunsuz bir şekilde hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Ne kadar enteresan. Ama bunu bu bakış açısıyla baktığın zaman aslında her şeyin çözümü var. Var tabii. Yani ben hayatta hiçbir şeyden umutsuz değilim. Umutsuz i̇şte olmadım. Yapabileceğimiz şey var. Çünkü en azından savaşma gücümüzü kullanmalıyız. Peki romatoid artrit hastaları neyle savaşıyor? Yani evet, gerçekten en çok ızdırabı ne onların? Şimdi romatoid artrit hastaların en büyük sıkıntısı özellikle el küçük eklemlerindeki ağrı, şişme ve üst taraf eklemlerindeki ağrı, şişme. Ama bazı hastalarımızda diz, ayak bileği, ayak parmakları gibi eklemler de etkilenebiliyor. Dolayısıyla hareket kabiliyetiniz sınırlanıyor. Ve yıllar içinde doğru tedavi olmazsa da bu kemiklerdeki ve eklemlerdeki gelişen deformiteler sakatlığa yol açıyor. Mesela şiddetli ellerinizde şekil bozuklukları meydana geliyor. Kaşığı, bıçağı kendiniz kullanamaz duruma gelebiliyorsunuz. Mesela kendiniz soyunup, giyinip, duş alıp kendi hijyeninizi yapamaz duruma gelebiliyorsunuz. Eğer bunlar alt taraf eklemlerinizde ise yürüme, topallama, ayak eklemlerinizde ise yani yürümekte ve ayakkabı seçiminde bile çok zorlanıyorsunuz. Tabii bunlar eklem ve kaslarla ilgili lokomotor sistem dediğimiz kas iskelet sistemiyle ilgili olan şeyler. Romatoid artritin tabii başka bir yönü de var. Çünkü romatolojik hastalıklarının neredeyse hiçbiri sadece kas iskelet sistemiyle ilgili değil, bağ dokusu hastalıkları olduğu için başka organ ve doku tutulumlarına da yol açıyorlar. Mesela romatoid artritte en akla gelen romatoid nodüller dediğimiz akciğerde nodüller olması ya da akciğer zarlarında iltihaplı sıvı birikmesi ya da akciğer alveollerinde meydana gelen bu inflamasyon nedeniyle hani oksijenizasyonda nefes alıp veriyoruz, alveollerimiz açılıp kapanıyor ya, bu rahat yapılamadığı için de oksijenlenme sorunu oluyor ve hasta
istirahat halinde bile nefes almakta güçlük çekiyor ve kandaki oksijen seviyesi düşebiliyor. Bu da sonuçta bir boğulma hissidir. Yani kalkıp hasta 100 metre rahat yürüyemiyor akciğerlerindeki tutulum nedeniyle. Mesela ciltte bulgular olabiliyor. Genellikle böyle dirseklerin bu yüzeylerinde de olabilir. Romatoid nodüller diyoruz biz onlara, sert bir şekilde. Bunlar hani kozmetik şikayeti yanında ağrı da acı da yaratıyor tendonların üzerinde. Ya da mesela romatoid artritle beraber görülebilen bir takım başka romatolojik hastalıklar da var. Onlara bağlı göz yaşı azalması, işte tükürük bezlerinde salgı azalması dolayısıyla yemek yemede, çiğnemede, konuşmada zorlanma gibi şeyler olabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsini topladığınızda tek bir sistem olmadığını göreceksiniz. Yani birden fazla sistemi tutabiliyor romatolojik hastalıklar. O yönden de çok yönlü tedavi gerektiriyor. Birden fazla sistemi tutması o kadar endişe edici ki, o yüzden de hep müpem belirtilen, yani lafı çok seviyorum. Müpem, sen ben de senin sayende yani, sevdim. Ama böyle enteresan. Belli belirsiz değil oturmuyor. Mi? Oturmuyor. Evet, bir yere oturmadan şikayetler var ve bu şikayetleri genelde de kadınlar yapıyor ve erkekler de inanmıyor. Acaba romatoid artrit kadınlarda mı fazla gözüküyor? Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Romatoid artrit kadınlarda daha sık. Yani aslında romatoid artritin içinde bulunduğu bağ dokusu hastalıkları kadınlarda daha sık görünüyor. Aslında benim herkesi uyarmak istediğim nokta şu. Mesela bu arada söylemeyi unuttum. Hani gözde bazen gözün beyazında kızarma, acı da olabilir. Ona biz sklerit de diyoruz. Mesela hem eklem ağrılarınız var, hem eklem şişlikleriniz var. Özellikle sabah kalktığınızda inanılmaz tutuk olup işte avuçlarınızı oynatamıyorsunuz, düğmelerinizi ilikleyemiyorsunuz. Hani eklemlerinizi rahat hareket ettiremiyorsunuz ki biz buna sabah tutukluğu diyoruz. Hı hı. Hem bunlar var, hem de bunun yanında işte gözünüzde bir takım şikayetler var. Efendim nefes darlığınız var, cildinizde bir takım şeyler var ki bunlara tek tek baktığınızda hiçbir uzmanlık alanı tek başına bir şey söyleyemiyorsa, yani romatolojik hastalığın en önemli özelliği şu: birden fazla farklı sistemlerde değişik çok adlandırılamayan bulguların bir arada olması. Evet, bu şimdi onu evet. söyleyecektim. Hep romatizma konusu gelince bütünsel böyle değişik yerlerden belirtiler söylüyorsun. Evet. Spesifik bir yer, yani miden kötüyse gastrit, ülser bellidir yani. O sana en fazla ses kısıklığı yapabilir tabii, değişik. Tabii. Ama söylediğin şeyler gözde var, dirsekte var, bir yerde sürekli bambaşka yerler yani. Ve gezici. Dermatoloğa evet. gidebilirim, göz doktoruna gidebilirim. Aynen. Falan, ama aslında sana gelmeliyim gibi oluyor. Yani sonuçta aslında gittiğiniz diğer hekimlerin, mesela sklerit nedeniyle sizi görmüş bir göz doktorunun ya da göz kuruluğu tespit ettiği bir hastayı mutlaka ve mutlaka romatoloğa gitmesi konusunda uyarması lazım. Gerekiyor aynı zamanda. Uyarıyorlar da. Uyarıyorlar da. Bazen gözden de kaçabiliyor ama benim işte o yüzden herkesi bilgilendirmek istememin sebebi bu. Tabii. Yani çok birden fazla farklı noktalarda değişik yakınmalarınız varsa... bu romatolojik tedavisi olabilir. Tedavisi var mı? Asıl önemlisi var bu. Şimdi bu otoimmünite ile ilgili. Evet. Hani bağışıklık sistemimizin kendi kendisiyle savaşması ile evet. ilgili. Dolayısıyla tedavide de elbette bizim kullandığımız bağışıklık sistemini baskılayan bir takım ilaçlar var. Mesela bunun ilk başında kortizon var. Tabii onları normal ya da orta düşük dozda gerektiği sürece kullanıyoruz. Ama bunun dışında otoimmüniteyi tetiklediğini düşündüğümüz her şeyden uzaklaşmamız gerekiyor. Ki en önemlisi toksinler. Mesela işte sigara, alkol gibi dış etkenler. Sağlığa zararlı demek. Sağlığa zararlı demek. Zararlı. Demem lazım. Demen lazım. Zaten ben de kaçınmanız demek sağlığa zararlı aynen. anlamında evet. Kullanıyoruz. Bence içilen ortamlar bile sizin sağlığınızı bozuyor. Yani pasif yoldan, içici. Yolda yürürken oh ne güzel yolda yürüyorum diyorsunuz, önünüzdeki sigara dumanıyla boğuluyorsunuz evet, gibi. Evet, evet. Açık havada bile çok rahatsız edici. Bunun dışında işte beslenme alışkanlıklarımız son derece önemli. Hani son yıllarda bununla ilgili çok değişik çalışmalar var. İşte hem büyük hem küçük çalışmalar var. Yediklerimiz çok önemli. Bağırsak floramız çok önemli. Gene i̇şte, probiyotiğe geliyoruz. Aynen, o yüzden probiyotiğe geliyoruz. Ve yediklerimize geliyoruz. Çünkü yediklerimiz bizim bağırsak floramızı bozuyor. En doğal şekliyle beslenmemiz gerekiyor. İşlenmemiş, tamamen saf,
hani pişerken çok işlem görmemiş şekilde gıdalar yememiz gerekiyor. Bol bol yeşillik yememiz gerekiyor. Ve özellikle yani biz ne yediğimizi bilmemiz lazım. Akdeniz diyeti. Akdeniz diyeti. Romatolojik hastalıklar için özellikle glutenden uzak durun diyoruz, yani unlu gıdalardan. Bir de hayvansal proteinler romatolojik hastalıklarda ağrı ve inflamasyonun şiddetini artırdığı için onları da mümkün olduğunda az tüketmelerini istiyoruz. Özellikle de kırmızı et, süt ve süt ürünlerini daha az tüketmelerini ve kendilerini bu konuda gözlemlemelerini istiyoruz. Ben bir son soru sorabilir miyim? Tabii. Ama soru bütün romatoid artrit hastalarından da olacak. Ben hastalarıma bol bol yüzün diyorum. Yüzün bol bol. Evet. Ama kışın kaplıca havuzlar olur, yazın deniz havuz olur. Romatoid artrit hastası kaplıcaya girebilir mi? Yüzme konusunda hemfikirim ama sıcak kaplıcalarda ya da termallerde değil. Zaten kaplıcada nasıl yüzersin? Öyle o bir kadar güzel oluyor ki. Yani ay, aslında koyayım. Herhangi bir inflamatuar... Sen Bursa kaplıcalarına hiç Bursalıyım ben, nasıl gitmem ya. Biliyorum. Bayılırdım ben ya. De severim ama işte dediğim gibi romatolojik hastalıklarda sadece romatoid artrit için değil, bütün romatolojik hastalıklarda kaplıcalar ilk anda rahatlıyormuşsunuz gibi bir his verebilir içindeyken. Fakat çok kısa sürede hastalığınızda alevlenme yaratır. Ay. O yüzden asla sıcak uygulamalardan kaçının diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bir daha az gel, bir daha gel, yine gel, yine gel. Gelirim. Kendine çok iyi bak, harikaydı. Çok teşekkür ailenizin ederim. Ailenizin romatoloğu evet. Selda Öktem'den bilgiler aldık diyorum. Kesinlikle. Ben. Çok sağ olasın. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Selda bize böyle ışık saçtı. O ışığı alır devam ediyoruz. Devam.